Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir araba kopyalama yapacağız. Bu araba kopyalamamız 2 kişi olup acayip Kore ama anlamadığım bir kısmı var, orada size taktiği söyleyeceğim arkadaşlar. Videomuza geçmeden önce her yandan kanalımıza aboneyiz, abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Aklınıza da bir şey takılırsa aşağıya kısmında sorabilirsiniz. Bu videomuzda da 100 beğeni geçerse çok ama çok güzel olur. Arkadaşlar, eğer ki PlayStation 4 ve PlayStation 5 üzerinden oynayıp da para kasmakta sıkıntı çekiyorsanız hemen benden para paketi satın alabilirsiniz. Hemen açıklama kısmında veriyorum. Kısmında mağaza mümkün mevcut arkadaşlar. Oradan istediğiniz paketi alabilirsiniz. Aldıktan sonra 24 saat içerisinde hesabınıza girip işlemi tamamlıyorum. Tüm marketlerinizi almak istediğiniz paketlerin açıklama kısmında yazıyor. Haberiniz olsun. Şuradan bir bakayım ses. Heh, fazla değilmiş. Arkadaşlar, bu araba kopyalamada bir tane arkadaşımızın olması lazım. Arkadaş bulmakta sıkıntı çekiyorsanız Discord'da veya da yorumlardan bulabilirsiniz. Krev'de pek fazla çıkmaz ama Krev'de katılmak istiyorsanız da bunların ilk her şeyde açıklama kısmında mevcut. Arkadaşımızın hiçbir şey olmasına gerek yok, sadece kendi varlığı yetiyor, zaten AFK duracak. O yüzden ben yine diğer yan hesabımı getirdim. Çok basit, bizim yapmamız gereken şey ama çok basit. Arabayı kopyalayacak olan kişide bir tane Fagio veyahut da Sanchez olması gerekiyor. Sadece bundan bir tane olacak. Onun haricinde ne kadar fazla kopyalamak istiyorsa o kadar fazla da bedava egeciden olur arkadaşlar. Bedava egeci hemen şurada. Şuradan. Herhangi bir bedava araba olabilir. Ben de premium olduğundan dolayı ben de bunlar bedava. Sizde premium yoksa bu egeci dediğim araba bedava. Onun haricinde Sanchez veyahut da Fagio'yu da buradan San Andreas'tan alabilirsiniz. En ucuz aldığınız zaman arkadaşlar. Aa, burada Saturn. Eğer ki bedavaya motor alıyorsanız, ama bunlar olmaz. İki kişilik motor olması lazım arkadaşlar. O yüzden ya Sanchez'in ya Fagio'nun, fark etmez zaten, ikisi de aynı. 7000 lira, 5000 lira. Onun haricinde kamyonumuzun olması lazım. Bu kadar. Kamyonumuzun bayıç kısmı personal vehicle storage olacak. Ve arena war'umuzun olması gerekiyor arkadaşlar. Arena war'umuzun içerisinde araba kopyalayacağız. O yüzden arena war'umuzun içerisinde bir tane kopyalayacağınız arabanızın olması gerekiyor. Ve diğer tarafta da arkadaşlar, isterseniz egecilerinizi oraya alın. Veyahut da bir tane daha boş bedava egece alın. Çünkü arabayı sıkıştıracağımızdan dolayı bir tane kopyalayacağınızın araba olması lazım. Bir tane de yardımcı araba olması lazım. Haberiniz olsun. Bu kamyonun arkasında bayıç olacak ve personel olarak storage olacak. Şimdi direkt ben yapma aşamasına doğru geçelim. Bize yardım edecek olan arkadaşımız şu an Otoshop'ta arkadaşlar, bizi bekliyor. Biz de Sanchez'imizle veyahut da Fagio'muzla direkt Otoshop'un içine giriş yapıyoruz. İşlem çok basit, bir yerini anlamadım ama yapılıyor yani. Anlamadan yaptım. Size de anlatacağım, siz de anlatarak yaparsınız artık. Anlattığım kadarıyla yaparsınız. Çok kolay çünkü. Burada Sanchez'inizi çektikten sonra, hemen şuradan bir dakika. Arkadaşınız Sanchez'inize binmesi gerekiyor. Hemen getiriyorum hesabı. Bu arada kapısının kilidi Passengers olacak arkadaşlar. Buradan itibaren üçgene basıyorum ve arkadaşım bindi. Evet. Bu vatandaş burada böyle oturacak. Başka bir şey yaptığı yok. Biz de buradan itibaren arena war'umuza gideceğiz arkadaşlar. Arena war'umuza giderken kendi taşıdığınıza gitmeyin. Şirketiniz varsa şirketten bazı çağırın veyahut da sokaktan araba çalın, öyle gidin. Çünkü kendi taşıdığınıza giderseniz bizim arkadaşımızın altındaki motor kaybolacak. O yüzden hemen şuradan Sev'den direkt CEO Vehicle'dan bazıları çağırın. Karmit'ten direkt gidiyoruz arkadaşlar. Hemen zaten Karmit'ten arena var yakın. Direkt şurada. Helikopter geldiyseniz helikopteri patlatmayın. Çünkü lazım olacak. Benim gibi böyle indirmeyin. Sakince indirin. Bu deneyi itibaren kamyonunuzu çağırabilirsiniz arkadaşlar. Direkt şuradan ve nereden? Servisten kamyonunuzu çağırın. Ben çağırdığım için zaten arkada gözüküyor. Direkt arenanın arkasında. Bu deneyi itibaren arena varınıza giriyorsunuz. Direkt workshop'ta yapın. B1'de B2'de yapmayın. Benim arenamda isim olmadığından dolayı ben herhangi boş beleş araba kopyalayacağım arkadaşlar. Siz para kasmak için kopyalayacaksanız isim kopyalayın. İsminin ne olduğunu bilmiyorsanız bundan önceki videolara bakaraktan nasıl bir şey olduğunu öğrenebilirsiniz. Şimdi ben burada şu fotoyu kopyalayacağım. Çünkü bunda plaka var arkadaşlar. Bunda plaka değiştiğinden dolayı ve kopyalanıp kopyalanmadığını bu plaka sisteminden anlayacaksınız. O yüzden görmüş olduğunuz üzere benim şu an plakam 34 Kenan. Bu kopyaladığım zaman birazdan değişecek. Arkadaşlar, anlamadığım kısım burası. Şimdi burada yapmadığım işlem basit. Sağ yön tuşuyla Options'a basıyoruz. Hani sağ yön tuşu Options'a aynı anda basıyorsunuz. Ondan sonra arkadaşlar Alt yön tuşuna basılı tutuyorsunuz ve bas çek yapıyorsunuz.
Yapmamız gereken işlem bu ama bunu ne zaman ne kadar yapmamız gerekir bilmiyorum. Doğru yaptıktan sonra bu çok önceden böyle bir kopyama daha önceden de vardı. Normal şartlarda haritadan baktığımız zaman arkadaşımızın gözükmemesi gerekiyor veyahut da pır pır ediyor olması lazım. Yani yanıp yanıp sönüyor olması lazım. İkisinden birinin olması lazım veyahut da full donuk bir şekilde oluyor olması lazım. Ama burada arkadaşımız kar mitin içerisinde olduğundan dolayı göremiyoruz. Göremediğimizden dolayı bunu nasıl anlayacağımızı bilmiyorum. Eğer ki bilen varsa bunu yorumlar kısmına yazsın. Herkes faydalansın. O yüzden ben bayağı bir burada deneyeceğim. Sağ yön tuşuna options'ı aynı anda basacağım. Veyahut da önce bir sağ yön tuşuna basın. Options'a basın arkadaşlar. Yani ikisini aynı anda yapmaya çalışın. Sağ yön tuşu options'a basın. Ondan sonra menüyü kapatın. Alt yön tuşuna basın. Yani alt yön tuşu dedim. Şunu büyütme tuşuna basın. Bu şekilde yapmamız gerekiyor. Olup olmadığını dediğim gibi anlaması nasıl oluyor bilmiyorum arkadaşlar. Olup olmadığını anlayabilmek için gaza basmamız lazım ve arabamız hareket ediyorsa olmuştur. Eğer ki araba dışarı çıktıysa olmamıştır demektir. En baştan yapmamız gerekiyor. O yüzden bu yöntem bayağı bir tekrar ne zaman nasıl olur bilmiyorum. Hemen işte şuradan tekrardan yapalım. Sağ yön tuşu options basıyorum. Ondan sonra da map'i büyütüyorum arkadaşlar. Şu an arkadaşımız gözükmüyor. O yüzden buradan yapıyorum. Belki de bunun esprisi başkadır. Bir iki kere yapsalık yetiyordur. Ama siz yine de bayağı bir yapın. Riske atmamak açısından. Çıkıyor 2-3 dakikadır yapıyorum. Olmuştur diye tahmin ediyorum. Hep aynı işlemi yaptım. Hani tam olarak bug'a girdiğimiz nasıl anlıyoruz? O yüzden bilmediğimden dolayı map'te de herhangi bir değişiklik olmadığından dolayı. Ha, biraz sağ yön tuşu options'a bastım. Ve ondan sonra da çıktıktan sonra alt yön tuşuna spamladım. Basılı tuttum. Bu kombinasyonları yaptım. Bakalım oldu mu? Gaza basıyorum. Gördüğünüz üzere araba sürülebiliyor. Bu şekilde olması lazım. Hani 2-3 dakika yaptıktan sonra otomatik olarak bug'a giriyor galiba. Hani çünkü söylediğim gibi map'te herhangi bir bize şey verecek bir detay olmadığından dolayı bunu 2-3 dakika bir yapın. Veyahut da farklı bir şey varsa bunun taktiği biliyorsanız da aşağıya kısmına yazın. Buradan sonra arabanızı hareket ettirdikten sonra arabamızı sıkıştırmamız gerekiyor. Şu şekilde arabanın bir kapısını garaja şöyle sabitleyin. Diğer kapısını da şuradan herhangi bir yerde yani kapatacağız. Önü kalın arabaya yani kapatın ki kapı kapansın. Şu Deveste gibi arabaya yani kapatmayın. Direkt diğer kapıyı da bu arabaya yani kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra tabi bu sırada arkadaşımız Aygan da aynı. O hiç vaziyetini bozmuyor. Aygan Fagio'da oturuyor AFK bir şekilde. Biz de buradan itibaren bu çıkma uyarısını aldıktan sonra ve arabamızın da yanındayız arkadaşlar. Yapmamız gereken işlem çok basit. Üçgen ve X tuşunu aynı anda basıyoruz. Üçgen ve X tuşunu aynı anda bastıktan sonra hem arabaya biniyoruz hem de dışarıya çıkıyoruz. Buradan itibaren yapmamız gereken işlem çok basit. Zaten artık kopyalandı. Sadece kaydetmesi gibi kaldı arkadaşlar. Pikakam 34 Kenan görmüş olduğunuz gibi. Buradan direkt mekaniği arayın. Mekaniği aradıktan sonra hangi eleci yani eleci alın demiştim ya hangi elecinin üstüne kopyalayacaksanız onun üstüne gelin arkadaşlar. Neredeydi benim eleciğim? Aldım. Şimdi burada eleciyi çağırıyoruz. Çağırdıktan sonra 10 saniye bekliyorsunuz arkadaşlar. İçinizden sayın bunu. 10-15 saniye bekliyorsunuz. 10-15 saniye bekledikten sonra bizim bu Sanchez'deki arkadaşımız motordan inecek. Biraz bekleyelim. 15 saniye olsun bu şeyle. Plakamız aynı görmüş olduğunuz üzere. Tamam artık Sanchez'deki bize yardım edecek olan arkadaşımız, Eden arkadaşımız motordan iniyor. Şu an indirdim. Ve plakamız değişecek arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere plakamız değişti. Ne oldu? 86TD577 oldu plakamız. Bu şekilde kopyalama yapılabiliyor. Buradan itibaren kamyonumuzun arkasından bu arabayı girip çıkartıyoruz. Kopyalamamız tamamlanıyor. Bu kadar basit yani. Kopyalanan araba arkadaşlar. Arena World'daki zaten Arena World'da duruyor. Diğeri de kamyonunuzun arkasına gidiyor otomatik olarak. Kamyonunuzun içine sokup çıkarttığımızdan dolayı. Tekrar yapmak için tekrardan arkadaşınıza bedava Sanchez'inizi verin. Zaten o Fagio'lar gitti. Sanchez gitmiyor arkadaşlar. Sanchez ya da Fagio ne verdiyseniz verin. O gitmiyor. Sadece Elici gidiyor. Bu şekilde kopyalayabilirsiniz. Size şuradan da göstereyim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz üzere bu 86 TD plakalı Futuroshock. Ay Futuroshock iyisi diyorum alışkanlık olmuş. Futomuz. Hemen Arena World'daki arabamızı da göstereyim. O da 34 Kenan plakalı şeklinde duruyor. Söylediğim gibi
Bu istiyle yaptığınız zaman plakanızın değişip değişmediğini göremeyeceksiniz. Çünkü orada silah var. O yüzden 15 saniye bekleyin. Ondan sonra arkadaşınız motordan insin. İndikten sonra gidin kamyonun içerisine sokup çıkartın. Zaten kopyalanacaktır. Şuradan plakayı size göstereyim. Görmüş olduğunuz üzere arabamız kopyalandı. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Söylediğim gibi buradaki yaptığımız taktiği 2-3 dakika boyunca yapın. Ondan sonra gaza basın, zaten olacaktır. Zor bir şey yok yani. Aynı şeyleri yapacaksınız 2-3 dakika boyunca. Ondan sonra olacaktır. Haydi görüşürüz. Bay bay.